Alfred Hitchcock Vampir Seslendiren Akın Altan Illinois kasabalarının birinde sıcak bir yaz gecesiydi. Her yerden uzak bu küçük şehri bir ırmak, bir orman ve bir de sel çukuru ikiye böler. Kaldırımlar günün yakıcı güneşinin hararetini hala muhafaza etmektedir. Dükkanlar kapanmış, caddeler kararmıştı. Bu boğucu geceyi iki ay süslüyordu. Biri ilacıvert gecede gittikçe yükselmekte olan vanilya rengindeki hakiki ay, diğeri karanlık ve heybetli mahkeme binasının cephe duvarındaki kocaman saat. Kasabanın her çeşit işe elverişli en büyük lokantasında vantilatörler uğulduyor, rokoko stili bölmeli köşelerde birbirlerine sokulmuş yüzleri fark edilmeyen çiftler gözüküyordu. Evleri önlerinde bağırarak oynayan çocukların sesleri bile insanı yoruyordu bu gece. Kuru bir takırtıyla kapanan kapıların rezeleri inliyordu adeta. Otlar ve ağaçlar sıcağı haykırıyorlardı. Tek katlı evin önündeki verandada Lavinia Neps yalnız başına oturmuştu. 37 yaşında olmasına rağmen vücudu, inceliğini ve dikliğini muhafaza eden bu kızın yüzü de güzeldi. Onun neden bu yaşa kadar evlenmemiş olduğu kasaba halkı için bir sırdı. Lavinia yalnız yaşıyordu. Annesi ve babası çoktan ölmüşlerdi. Bu sıcak yaz gecesinde evinin önündeki verandada uzun sandalyesine uzanmış arkadaşını bekliyordu. Beyaz parmakları arasında tuttuğu limonata bardağını ara sıra dudaklarına götürmekteydi. İşte geldim Lavinia. Frensin küçük bahçenin çakılları üstünde gülümseyerek ilerliyordu. Beyazlar giymişti. O da 35 yaşında olmasına rağmen bir genç kız havası taşımaktaydı hala. Lavinia Nemps ayağa kalkarak sokak kapısını kilitledi. İçeri götürmeye lüzum görmediği boş limonata bardağını verandanın kenarına bıraktı. Hafif bir sesle, ''Sinemaya gidilecek güzel bir gece.'' dedi. Hemen de bitişiğindeki bahçede, salıncaklı sandalyesinde sallanan ihtiyar Henson ana, Nereye gidiyorsunuz matmazeller?" diye seslendi. Kızlar kendilerini kadından ayıran karanlık denizin ötesinden elit sinemasına diye bağırdılar. Yaşasın Tehlike adlı güzel bir film oynuyormuş. Hanson ana içini çekerek "Sizin yerinizde olsam böyle bir gecede evimden dışarı çıkmazdım." dedi. Ortalıkta dolaşan ve kadınları boğazlayan vampiri hatırlayın. Ben az sonra içeri girecek. Uyurken de tüfeğimi başucuma alacağım. İhtiyar kadının gıcırtıyla sandalyesinden kalktığı, gürültüyle evine girip sokak kapısını kapattığı işitildi. Kapıya sürgü sürüşü, kilitli anahtarı üst üste çevirişi, karanlık sıcak gece içinde garip bir şekilde akisler yaratıyordu. İki kız gülümseyerek yürümeye başladılar. Lavinia, sıcak yaz gecesinin yakıcı soluğunun boğazını tıkadığını hissediyordu. Kaldırımlardan yükselen hava, sıcak bir fırın ağzından gelen buhardı sanki.'' Topukları altında asfalt kah yumuşacık olmuş çöküyor, kah kuru ekmek kabuğu gibi kıtır kıtır kınlıyordu. Bacaklarının yukarılarına doğru yapışkan bir şekilde yükselen sıcak çamaşırlarını vücutlarına yapıştırıyordu. Frensin, Lavinia dedi. Vampir hakkında söylenenlere inanmıyorsun sen. Kadınların her şeyi büyüttüklerine inanmaz mısın? Dedikoduya ve bilhassa heyecanlı olaylara bayılırlar. Ama ben bunlardan değilim. Vampire de inanmıyorum. Ama Hattie McDowell's öldürüleli bir ay olmadan Roberta Perry boğazlandı. Şimdi de Eliza Ramsel kayboldu. Bunlara ne diyorsun? Hattie McDowell's bir seyyar satıcıyla kaçmıştı. Katil o serseri adamdır. Bunun vampirle ne ilgisi olabilir? Evet, haklısın ama ya diğerleri? Dört kadın daha öldürüldü. Ve kim tarafından bilinmiyor. Hepsinin yüzleri mosmor ve dilleri dışarıdaymış. Yani aynı şekilde öldürülmüşler şehri ikiye bölen sel çukurunun yanına gelmişlerdi. Arkalarında aydınlık evlerle ve uzak radyo sesleriyle dolu bir şehir, önlerinde rutubetli, karanlık, derin bir çukur vardı. Belki de sinemaya gitmekten vazgeçsek daha iyi ederiz, dedi prensin. Vampir bizi izleyebilir, öldürmeye de kudreti yeter. Bu sel çukurunu sevmiyorum. Bak, nasıl da karanlık, garip bir kokusu var, insanı gözlüyor gibi. Sel çukurunun derinliklerinde çürümüş ot kokularıyla birlikte sinekler, sivri sinekler yükseliyordu. Bir sis tabakası da daha derin köşelerini saklamaktaydı. Ne olursa olsun vampirin kurbanı olmayacağım diye ekledi Prensin. Gece yarısı bu korkunç çukuru geçmeye niyetim yok ama sen geçmeye mecbursun Lavinia. Sinemadan çıktıktan sonra vakit geç olduğundan küçük geçit kapısı kapanır çünkü. Başka türlü de evine dönemezsin ki. Önce merdivenlerden inecek, Asma köprüye varacak, sonra da Ohurda köprüyü saltana sallana kat edeceksin. Belki de vampir bir ağaç arkasına saklanarak seni gözleyecektir. Ben gündüz bile bu asma köprüyü geçmek zorunda olsam yerimden kıpırdamazdım. Gerekseydi kiliseye bile gitmezdim. Aptal gibi konuşuyorsun, dedi Labinya. Kendi ayaklarının sesini dinleyerek karşı tarafa bir başına geçecek olan sensin. Ben değil. Çevren gölgelerle dolu olacak. Lavinia, Yalnızlığa nasıl tahammül ediyorsun kuzum? Evinde bir başına nasıl yaşıyorsun? İhtiyar kızlar yalnızlığı severler. Gölgeli bir patikayı işaret etti. İstersen şu kestirmeden ini verelim. Korkuyorum. Vakit daha erken. Vampirler daha geç saatlerde dolaşırlar. Lavinia tasasız bir tavırla arkadaşının kolunu tuttu. Eğri büğrü patikaya doğru sürükledi. Cırcır cır böcekleri, kurbağa sesleri, sivri sinek vızıltıları garip bir müzik halinde birbirine karışıyor asap bozucu bir gerginlik vücuda getiriyordu. Francine nefes nefese, ''Korkuyorum.'' diye tekrarladı. ''Koşalım.'' ''Olmaz.'' Eğer aynı an Lavinia başını çevirmemiş olsaydı bir şey göremeyecekti. Ama garip bir hisle başını çevirdi ve o zaman Francine de onun baktığı yere baktı. O da gördü. Patikada kıpırdamadan duruyorlar, gözlerine inanamıyorlardı. Gece her ne kadar karanlık olursa olsun ayın hafif aydınlığı bir funda kümesi dibine yatmış olan Eliza Ramsel'ı görmelerine yetmişti. Francine dehşetle bahardı. Kadın suda yüzer gibi toprağa sere serpe uzanmıştı. Bembeyaz yüzü parça parça gölgeli, boncuk gibi gözleri açık, kısık dudaklarından dili fırlamıştı. Lavinia, sel çukurunun etraflarında dönmeye başladığını hissediyordu. Bir tuzak içindeydiler sanki. Francine hıçkırıyor, konuşamıyordu. Uzun bir süre ağladı. Sonra polise haber vermek lazım dedi. Bana sarıl Lavinia. Beni sıkı tut. Oh, rica ederim. Öylesine üşüyorum ki. Kıştan beri bu kadar çok üşüdüğümü hatırlamıyorum. Lavinia Frensine sarılmıştı. Polisler sel çukuruna dağılmışlardı. Elektrik fenerleri parlıyor, konuşmalar bağırışmalar birbirine karışıyordu. Oysa ki saat henüz akşamın sekiz buçuğuydu. Gözlerini kapamış ve başını Lavinia'nın omzuna dayamış olan Frensin, Ocak ayındaymışız gibi bir süetere ihtiyacım var," dedi. Polis, "Siz artık gidebilirsiniz, matmazeller," dedi. "Yalnız yarın sabah komiserliğe bir kere uğramanızı ve gerekli sorulara cevap vermenizi rica edeceğim." Lavinia ile French'in polisin yanından uzaklaşırken sel çukurunda çimenler üzerinde yatan ve şimdi üstüne bir örtü örtülen cesede bir kere daha baktılar. Lavinia kalbinin hızlı darbelerle vurduğunu hissediyordu. O da üşüyordu. Hem de kara kış ortasındaymışlar gibi titriyordu. Sırtından kar taneleri süzülüyordu adeta. Parmakları ve elleri bal mumu beyazlığındaydı. Polisin sorduğu bütün sorulara kendisinin cevap verdiğini hatırladı. Francine durmadan hıçkırıyordu çünkü. Arkalarından bir polis, ''Size evinize kadar götürmemizi ister misiniz?'' diye sordu. ''Hayır, lüzum yok.'' dedi Lavinia. Ve yollarına devam ettiler. O ana ait fazla bir şey hatırlayamıyorum diye Lavinia düşündü. Hatta cesedin neye benzediğini bile bilmiyorum. Böyle bir şey olabileceğini ve onu gözlerimle görebileceğimi zannetmezdim. Ama hemen hemen şimdiden onu unutmaya başladım. Kendimi büsbütün unutmaya zorlayacağım. Francine, hiç ölü görmemiştim, dedi. Lavinia kol saatine göz attı. Dokuza yirmi var henüz. Helen'a uğrar, oradan da sinemaya gideriz. Sinemaya mı? Öyle ya. Bize şimdi lazım olan bu. Lavinia. Onu düşünmüyor musun hiç? Unutmamız lazım. Hatırlamak hiçbir işe yaramaz. Ama Elisa orada yatmış ve gülmeye ihtiyacımız var. Hiçbir şey olmamış gibi sinemaya gideceğiz. Fakat Eliza senin arkadaşındı. Artık onun için bir şey yapamayız ki. Asıl kendimiz için bir şeyler yapmalıyız. Fikrimde ısrar ediyorum. Eve dönmek niyetinde değilim. Eve dönmek ve ağlayıp sızlamak onu artık düşünmek istemiyorum. Birçok şeyler yapmak ve düşünmek istiyorum ama onu değil. Karanlık içinde patikayı tırmanmaya başladılar. Az sonra işittikleri seslerle durdular. Altlarında şırıltılarla akan su sesine karışan erkek sesleri vardı. Ben vampirim, ben vampirim. Güzel kadınları öldürürüm. Ben de Elizaram Selim. Bana iyi bakınız. Ben bir ölüyüm. Ağzımdan dışarı sarkan dilime bakınız. Fransin ahlaksız oğlanlar diye bağırdı. Çukurdan çabuk çıkınız da evlerinize gidiniz. Beni işitiyor musunuz? Evlerinize dönünüz. Evlerinize dönünüz. Çocuklar oyunlarını bırakarak dağıldılar. Sıcak gece içinde gittikçe uzaklaşan kahkahaları işitiliyordu. Francine yeniden ağlamaya başlarken yollarına devam ettiler. Helen Greer ayaklarını verandanın tahtalarına vurarak ''Hiç gelmeyeceksiniz zannetmiştim matmazeller.'' diye bağırdı. Bir saat geç kaldınız. Haberiniz var mı? Biz, diye Frensin başladı. Lavinia kolma çimdikleyince sustu. Sonra yeniden, korkunç bir olay işittik, dedi. Biri Eliza Ramsel'in cesedini sel çukurunda bulmuş. Helen sıçradı. Kim bulmuş? Bir şey bilmiyoruz. Üç kız da bir an sustular. Ne söyleyeceklerini bilmeden birbirlerine bakıyorlardı. Nihayet Helen, niyetim bu gece evimden dışarı çıkmamak dedi. Sonra bir şal almak için içeri girdi. Onun yokluğundan faydalanan Francine boğuk bir sesle, ''Ona hakikati niçin söyletmedin?'' diye sordu. ''Onu da heyecanlandırmaya ne lüzum var? Bizim gördüğümüzü söyleseydik daha fena olurdu. Yarın söyleriz.'' Şalını alıp dönen Helen, ''Fikrimi değiştirdim çocuklar.'' dedi. ''Hadi sinemaya gidelim. Biraz eğlenelim.'' Ağaçlarla çevrili loş yolda üçü ilerlemeye başladılar. Kapanan kapılar, üst üste sürülen sürgüler, anahtar sesleri duyuluyordu. Panjurlar çekiliyor, ışıklar birer birer sönüyordu pencerelerde. Çekilmiş perdeler arkasından kendilerine merakla bakan gözler hissediyorlardı. ''Ne kadar garip.'' diye Lavingan Epps düşünüyordu. ''Böyle güzel bir yaz gecesinde, henüz bu erken saatte, çocukların sokaklarda oynaması, dondurma yemeleri gerekirken, hep evlerine kapatılıyorlar.'' Toplar ve oyuncaklar bahçelerde terk edilmiş. Hala sıcaktan yanan kaldırımlarda tebeşirle çizilmiş seksek oyunu kareleri nasıl da kimsesiz kalmışlar. Böyle bir gecede dışarıda olmamız için deli olmalıyız, dedi Helen. Vampir aynı gecede üç kadını birden öldürecek değil ya, diye Lavinia cevap verdi. Üç kişi olmamız bizi kurtarıyor. Üstelik henüz erken. Cinayetler birkaç ayda bir olur. Hiçbir cani her an adam öldürmez. Önlerinden bir gölge geçti. Az sonra iri yarı bir erkek birdenbire karşılarında durdu. Üç kadın bir ağızdan bağırdılar. Dükkanlardan dökülen hafif ışıklara yüzünü çeviren adam, kendini gösterdikten sonra kahkahalarla gülmeye başladı. Tom Dillon. Tom. Sizleri korkuttum değil mi? Vampir benim. Tom dedi Lavinia. Bir daha böyle çirkin şakalar yaparsanız sizi hakiki tabancayla öldürürüm. Prensin ağlamaya başladı. Tom Dilon artık gülmüyordu. ''Böylesine korkacağınızı bilmiyordum.'' dedi. ''Affedersiniz. Eliza Ramsel ne oldu biliyor musunuz?'' diye Lavinia ekledi. ''Öldü. Ve siz de kadınları korkutarak eğleniyorsunuz. Utanmanız lazım. Bizimle artık konuşmayın.'' O. Tom onlarla beraber gelmek istedi. Lavinia sert bir sesle ''Olduğunuz yerde kalınız Monsieur Vampir.'' dedi. ''Korkutacak başka kızlar bulursunuz belki. Yahut gidiniz ölü Eliza'nın gözünü seyrediniz.'' ''Onu daha eğlenceli bulursanız gelip bize haber verin.'' İki arkadaşını kollarından çekerek yıldızlarla aydınlanan yola doğru çekti. Francine mendiliyle hala gözlerini siliyordu. ''Francine sus!'' diyen Helen rica dolu bir sesle yalvardı. ''Sadece bir şakaydı Tom'un yaptığı. Ne diye bu kadar çok ağlıyorsun?'' ''Sana her şeyi olduğu gibi söyleyeceğim artık Helen.'' ''Tahammül edemiyorum çünkü. Eliza'nın cesedini biz bulduk.'' Ve bunu görmek hiç de güzel bir manzara değildi. Onu unutmak istiyoruz. Zaten sinemaya her şeye rağmen gitmek istememizin sebebi de bu. Ondan hiç bahsetmek istemiyoruz. Hadi, bilet paralarını hazırla. Sinemaya yaklaştık. Yarı büfe, yarı lokanta olan küçük salonda vantilatörler dönerek boğucu havayı serinletiyorlardı. Lavinia tezgahtaki görevliye yaklaşarak, ''Bana on sentlik naneli pastil veriniz.'' dedi. Adamın yüzü geç yatan ve çok çalışan insanlara mahsus bir sarılıktaydı. Son derece yorgun bir görünüşü vardı. Zaten bu gece yarı yarıya boş caddelerden geçenler, dükkanlardan çıkanlar, yüzleri bu çeşit olan insanlardı nedense. Bir kese kağıt dolusu naneli pastili alan Lavinia, ''Bunları bu gece sinemada yiyeceğiz.'' diye izahat verdi. ''Ama bu gece siz çok güzelsiniz Matmazel Lavinia. Hoş gündüz de aynı güzellikteydiniz ya, Öğleyin çikolata almaya geldiğiniz zaman bir mösyö sizin hakkınızda bilgi istedi benden. Ha öyle mi? Kim? Adamı tanımıyorum. Bir yabancıydı. Koyu renk elbise giymiş, ince, uzun boylu, soluk yüzlü biri. Size dikkatle baktı. Sonra da yanıma gelerek kimdir diye sordu. Ben de ona kasabanın en güzel bekar kızı Lavinia Nebs'tir dedim. Çok güzel kız dedi. Nerede oturuyor? Satıcı bu sözleri söyledikten sonra sustu. Başını çevirdi. Francine inler gibi bir sesle ''Umarım ki ona adresi vermediniz değil mi?'' diye sordu. ''He? Vermediniz değil mi?'' ''Hem bir yabancıya ne diye Lavinia'nın adresini veresiniz?'' <laughs> ''Bilmem. Birdenbire düşünemedim. Adresi verdim. Park Street'te çukuruna yakın oturuyor.'' dedim. ''O an aklıma hiçbir kötülük gelmedi.'' Ama az önce cesedi bulduklarını işitince kendi kendime ne halt ettim diye kızdım. Gözleri yaşlarla dolan French'in budala diye bağırdı. Çok üzgünüm ama bu belki de büyüttüğünüz kadar önemli değildir. Öyle mi zannediyorsunuz? Lavinia arkadaşlarının sabit bakışları karşısında hareketsiz duruyordu. Neler hissettiğini söylemeye gücü yetmiyordu. Aslına bakılırsa boğazında garip bir gıcıklanmadan fazla da bir şey hissettiği yoktu. Mekanik bir hareketle şeker parasını uzattı. Görevli başını önüne eğmiş, parmaklarını tahta üzerinde asabiyetle oynatıyordu. Dükkandan çıkınca Lavinia şekeri arkadaşlarına uzattı. Buyurun. Size şeker ikram ediyorum. Şekeri bırak. Ne yapmamız gerekeceğini düşünelim dedi Helen. Doğru eve gidelim. Hiç kimsenin avı olmak istemiyorum. Ama vampir bu gece seni arıyor Lavinia. Çünkü senin hakkında bilgi toplamış. Bu yabancının vampir olduğuna eminim. Selçuk uruna uzanan bir kurban olmak istiyor musun Lavinia? Lavinia ağır bir sesle. Bak dedi. O da diğer erkekler gibi meraklının biri olsa gerek. Tom Dillon gibi değil mi? Ama Tom Dillon'un vampir olmadığını kim iddia edebilir? Zannedersem hepiniz sinirden ne söylediğinizi bilmiyorsunuz bu gece, dedi Lavinia. Ben sinemaya gidiyorum. İkinci kurban olacaksam olayım. Aldırdığım yok. Benim gibi 37 yaşında olan yaşlı bir kızın hayatta hiçbir ihtirası yoktur. Yalan mı? Ne sevdiğim var ne de istediğim. Belki de cesaretim buradan geliyor. Siz isterseniz evlerinize dönünüz. Ben yalnız başıma sinemaya gidebilirim. Biraz avunurum orada. Hem vampirin bir ikinci cinayeti bu kadar erken işleyeceğini hiç sanmıyorum. Biraz makul düşünürseniz siz de bana hak vereceksiniz. Ama bir ay sonrası için bir şey söyleyemem. Polis araştırmalarını biraz gevşetirse, vampir de yeni bir cinayet arzusuyla dolabilir. Katil ruhlu olanlar bir cinayet işledikten sonra biraz ruhları tatmin olur. İkinci cinayeti işleme arzusu bir açlık gibi daima aralıkla doğar. Şimdilik dinleniyordur. Ne olursa olsun bu gece sinemaya gideceğim. Selçukur'unda yatan Elizan'ın yüzünü hatırlamıyor musun artık?'' Ona zaten iki kere bakmıştım. Sandığınız kadar meraklı değilim. Aklı başında bir kızım. Onu katı olarak unutmaya karar verdim. Hem canım bu münakaşamız komik bir şey. Vampir çok güzel kadınları öldürüyor. Eliza şahane bir güzeldi. Bana yapılan komplimanlarsa palavra. Ben hiç de güzel bir kız değilim. Güzelsin Lavinia. Kasabanın Eliza'dan sonra en güzel bekar kızısın. Eğer biraz daha yumuşak başlı olsaydın şimdiye kadar çoktan evlenmiştin.'' Bu saçma sözleri bırak prensin. Bak sinemaya geldik işte. Ama siz Helen'la isterseniz evlerinize dönünüz. Ben filmi yalnız seyrederim. Evime de yalnız dönerim. Deli mi oldun Lavinia? Seni burada tek başına bırakamayız. Birkaç dakika daha çekiştiler. Nihayet üçü birden biletlerini alarak sinemaya girdiler. Salon loştu. Kırmızı perde henüz çekilmemişti. Film başlamadan az evvel sinema müdürü sahneye çıkarak ''Sayın seyirciler'' dedi. Bu gece sinemamızı erken kapatmak için polisten emir almış bulunuyoruz. Herkes evine erken saatte dönebilecek. Onun için dünya haberlerini ve gelecek programa ait parçaları göstermeden doğrudan doğruya film göstermeye bağlayacağız. Film saat 11'de bitecek. Hepinize doğruca evlerinize dönmenizi ve sokaklarda eğlenmemenizi tavsiye ederim. Çünkü ne yazık ki kalabalık bir polis kadrosuna sahip değiliz. Kasabanın polisleri birkaç sokağa dağılmışlardır. Bu nutuk bize hitap ediyor Lavinia. Sadece bize. Lavinia yeniden boğazında bir gıcıklanma hissetti. Perde açıldı, ışıklar söndü, film başladı. Yaşasın tehlikeyi seyrediyorlardı şimdi. Helen, Lavinia diye mırıldandı. Ne var? Salona girdiğimiz zaman peşimizden koyu renk elbiseli bir adam da girdi. Şimdi tam senin arkanda oturuyor. Oh, sahi Helen? Evet, ama birdenbire dönüp bakma. Lavinia sahneye bakıyordu. Helen yavaşça arkasına dönerek kendilerini izleyen yabancının yönüne kaçak bir bakışla baktı. Sonra birdenbire ayağa kalktı. "Işıkları yakınız!" diye bağırdı. "Filmi durdurunuz. Sinema müdürünü istiyorum." Gözlerini kapatan Lavinia, "Helen, otur Allah aşkına. Deli mi oluyorsun?" diye mırıldandı. Boş çikolata bardaklarını masa üzerine koydukları zaman, üçünün de dudakları üstünde çikolatadan siyah bıyıklar çizilmişti. Gülerek dillerini bu çizgiler üzerinden geçirdiler. ''Yarattığın skandal gülünçtü.'' dedi Lavinia. ''Bir hiç yüzünden hepimizi maskara ettin.'' Gazinonun saati on bir buçuğu geçiyordu. Sinemadan çıktıktan sonra üçü de gülüp eğleniyorlardı. Hatta Helen bile davranışına gülmekteydi. ''Sen ayağa kalkıp ''Işıkları yakın!'' diye bağırdığın zaman utançtan öleceğimi zannettim.'' dedi Lavinia, zavallıcık. ''Şüphe ettiğin adam müdürün kardeşiymiş. Özür diledim sonra. Ne yapayım? Heyecanlandım birden. Sözlerinin bir paniğe sebep olabileceğini hiç düşünmedim mi?'' Büyük ventilatörler sıcak havayı değiştirebilmek amacıyla durmadan dönüyorlardı. Vanilya, çilek, çikolata kokusu tatlı bir şekilde genze okşuyordu. Buraya çikolata yemeye gelip boşu boşuna vakit geçirmeseydik keşke. Film biter bitmez ne diye evlerimize dönmedik yani. Polisin sözlerini unuttunuz mu? Labinya gülerek Polisin sözleri cehennemin dibine gitsin dedi. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Vampir şimdi buradan binlerce kilometre uzaktadır. Haftalar evvelde dönmez. Göreceksiniz döndüğü zaman da polis onu yakalayacaktır. Film çok eğlenceliydi değil mi? Gülüşerek sokağa çıktılar. Caddeler tertemiz ve bomboştu. Ne araba, ne kamyon, ne bir ses, ne bir nefes. Görünürlerde yaşayan bir tek yaratık yoktu sokaklarda. Vitrinlerinde bal mumu mankenler duran dükkanların ışıkları hala yanıyordu. Bu bal mumu mankenlerin boş gözleri yolda yürüyen üç kadını izler gibiydi. Bağıracak olsak bize bir yardımları olur mu dersin? Kimlerin? Vitrinlerde duran mankenlerin. O oh, fransi! Başka kimseleri göremiyorum da. Vitrinlerde yüzlerce bebek ve manken vardı. Hepsi sert, sessiz ve cansızdılar. Ama kaldırımlarda topuklarından çıkan sesler bu sessiz gecede bir tüpek aksiyle çınlayarak ilerleyen üç kadındı sadece. Otomatik kızıl ışık binlerce hayali yolcuyu bir süre durdurdu. Yaşıl ışık yandı. Yine binlerce hayali yolcu arasında üç genç kadın karşı kaldırıma seke seke geçti. Önlerinde sıcak ve beyaz asfalt boylu boyunca uzanmaktaydı, iki yanlarında sıralanan yüksek ağaçların yapraklarını kıpırdatacak ufak bir meltem bile esmiyordu. Kadınlar yürüyorlardı. ''Önce seni evine bırakacağız prensin.'' ''Olmaz, ben sizi evlerinize kadar götüreceğim.'' ''Saçmalama, evi en yakında olan sensin. Eğer beni evime götürmeye kalkarsanız, Selçukur'unu yalnız başınıza geçmeniz gerekecek. Üstünüze bir yaprak düşecek olursa da derhal korkudan düşüp ölürsünüz.'' Geceyi senin evinde geçiririm, dedi prensin. En güzelimiz sensin. Hayır, değilim. Üçü de beyaz elbiseler giymişlerdi. Onları gören neşeli bir partiden dönüyorlar sanırdı. Lavinya'ya göre etraflarındaki, yolu çevreleyen ağaçlar konuşmalarını dinliyorlardı sanki. Gece bekçileri onlardı. Yavaş yavaş yürüyorlardı ama içinde koşuya benzeyen bir kaçış hissi dalgalanıyordu. Geç vakit yükselen ay her yere garip bir ışık serpmişti. Sıcak fakat karlı bir alemdeydiler. Garip olan da bu sıcak kardı. ''Şarkı söyleyelim.'' dedi Lavinia. Arkalarına bakmadan kol kola alçak sesle şarkı söylemeye başladılar. Ayakları altındaki kaldırımlar kıpırdıyor, kıpırdıyor, yavaş yavaş sıcaklığını kaybediyordu. Dinleyiniz. Sıcak yaz gecesini dinlediler. Cırcır cır böceklerinin sesine belediye saatinin uzak sesi boğuk darbelerle karışmaktaydı. 12'ye çeyrek var. Bazen solda bazen sağda hafif pembe ışıklar gözüküyordu. Yürüdükçe bunlar da birbiri arkasından sönmeye başladılar. Evlerdeki, mağazalardaki kimi büyük kimi küçük, kimi mum kimi elektrik olan ışıklar birer birer söndüler. Her ev bronz ya da demir kapılarla güven altına alınmıştı sanki. Bizden başka her şey, herkes güvende diye Lavinia düşündü. Gözünün önüne yataklarına yatmış Panjurlardan süzülen romantik ay ışığı altında uykuya dalan insanlar geliyordu. Bunlar mutlu insanlardı. Eşleri olanlar. İçini çekti. Yeniden. Sadece biz sıcak kaldırımlarda topuklarımızın çıkardığı münzevi sesleri dinleyen ihtiyar kızlar tehlikede. Binlerce gece böceğinin yalnızlığımızı artıran hazin musikisinden başka beraberimizde gelen yok diye düşündü. İşte nihayet sen evine geldin Prensin. Gözün aydın ve iyi geceler. Lavinia, Helen. Bu gece benim evimde kalınız. Çok geç oldu. Hemen hemen gece yarısı. Madame Murdoch'ın size verecek fazla bir odası vardır. Size sıcak çikolata yaparım. Bir arada ne güzel vakit geçiririz. Francine arkadaşlarının kollarını tutmuştu. Hayır, hayır, teşekkür ederiz. Buna lüzum yok, dedi Lavinia. Francine yeniden ağlamaya başladı. Oh, çok rica ederim. Yeniden başlama Francine. Francine hıçkırıklar arasında... ''Sizleri ölmüş görmek istemiyorum.'' diye inledi. ''Öyle güzel ve öyle naziksiniz ki, yaşamınızı istiyorum. Rica ederim. Yalvarırım bu geceyi benim evimde geçiriniz. Francine, senin bu kadar korkak olduğunu bilmiyordum. Eve gider gitmez sana telefon edeceğim. Söz mü? Söz. Ve sağ salim evime döndüm diyeceğim. Yarın kırlara piknik yapmaya gideriz. Tamam mı? Sizlere kendi elimle hazırlayacağım jambonlu sandviçler yedireceğim. Hoşuna gitti mi?'' Hadi, bak göreceksin, ebediyete kadar yaşayacağım. Uzun ömürlü bir insanım ben. Telefon edeceksin değil mi? Söz vermedin mi? İyi geceler öyleyse. Fransin kapıyı yavaşça arkadaşlarının yüzüne kapattı. Sürgüyü sürdüğünü ve kilidi üst üste çevirdiğini işiterek gülümsediler. Lavinia, şimdi de seni evine kadar götüreceğim, dedi. Belediye saati on ikiyi vurdu. Sesler bomboş, ölü bir şehirde gittikçe boğuklaşan akislerle yayılıyordu. Bu ses, boş sokakları, boş avluları, boş meydan ve bahçeleri dolaşıyordu. Helen'ın koluna asılarak yürüyen Lavinia, 11, 12 on diye saydı. Garip bir şeyler hissetmiyor musun? Ne gibi? Ağaçlar altında bu boş yolda ilerleyen ikimizden başka kimse yok. Herkes uykuda, ya da güvende evlerinde kilitli kapılar arkasındalar. Bahse girelim ki bu gece bizden başka kasabanın hiçbir sokağında dolaşan insan yok. Eterin sıcak ve karanlık sel çukurunun sesi yaklaşıyordu. Köprü altında akan suların uğultusu. Birkaç dakika sonra Helen'ın evi önüne geldiler. Birbirlerine uzun uzun baktılar. Hafif bir rüzgar esmeye başlamıştı. Kesilmiş ot ve leylak kokuları taşıyordu bu rüzgar bulutların birikmeye başladığı semada ay bir hayli yükselmişti. ''Ben de geceyi benim evimde geçirmeni istesem kabul etmezsin değil mi Lavinia?'' diye Helen sordu. ''Yoluma devam edeceğim. Düşünüyorum da bazen neyi düşünüyorsun? Bazen ne? Bazen insanların ölmek istediğini, bu gece garip bir davranışın var senin. Korkmuyorum, hepsi bu. Garip filan da değilim. Makul bir insanım. İyi düşünebilirim.'' vampirin bu gece bu civarda dolaşması imkansız bir şey. Hem etraf polis dolu. Polis, polis. Bizim manasız polislerimizin lafına etme kuzum. Onların çoğunun evlerine girip uyuduklarına eminim şu an. Sizlerin merakı beni eğlendiriyor. En küçük bir tehlike hissetseydim ne diye senin evinde kalmayacakmışım demek böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Belki de şuur altında kendinin de farkında olmadığın bir hayattan bıkma kompleksi içindesin.'' Onun için böyle konuşuyorsun. Sen de Prensin de çok komiksiniz doğrusu. Sen yalnız başına yoluna devam edersen kendimi suçlu hissedeceğim. Saniyeleri sayacağım. Sel çukurunu geçinceye kadar sıcak kahve içeceğim. Belki biraz sinirlerim yatışır. Bir fincan da benim için iç. İyi geceler Helen. Sıcak yaz gecesinin sessizliği içinde Lavinia Neps şimdi yalnız başına ilerliyordu. Evlerin karanlık pencerelerine bakıyor, Uzaktan uzağa akseden bir köpek sesini tüyleri ürpererek dinliyordu. Beş dakika sonra evimde olacağım diye düşündü. Güvende olacağım ben de. Beş dakika sonra aptal frensine telefon edeceğim. Ağaçlar altında, karanlıkta bir adamın şarkı söylediğini işiterek adımlarını sıklaştırdı. Esrarlı bir ışıkla aydınlanan yolda bir adam ona doğru ilerledi. Adamın sakin ve rahat adımları vardı. ''Çevremde birçok evler var.'' diye Lavinia düşündü. İcab ederse herhangi birinin kapısını çalabilirim. Adam şarkı söylemeye devam ediyordu. Elinde salladığı kalın sopayla biraz daha yaklaşınca, ''Bu ne sürpriz Matmazel Neps?'' diye bağırdı. ''Gecenin bu geç saatinde sokakta ne işiniz var?'' ''Müfettiş Kennedy.'' Bu, müfettiş Kennedy'ydi hakikaten. Gece nöbetini yapmaktaydı. ''Sizi evinize kadar götürsem iyi olacak Matmazel Neps.'' ''Lüzum yok. Ben her işimi kendi başıma yapmaya alışığımdır.'' Sel çukurunun ilerisinde oturuyorsunuz ama. Olsun, ne çıkar? Aslındaysa içinden bu çukuru bir erkekle dünyada geçmem diye geçirmekteydi. Vampirin kim olduğu belli değildi ki. Müfettiş Kennedy'nin vampir olmadığını kim bilebilirdi? Yeniden, teklifinize teşekkürler ama istemem, dedi. Ben buralarda dolaşıyorum. Bir yardıma ihtiyacınız olursa bağırınız. Koşar yanınıza gelirim. Kennedy'yi bir gece feneri altında ıslık çalar bıraktı. Yürüdü. İşte çukurun yanına geldim, dedi kendi kendine. Yolun taflanlarla kaplı 113 basamağının üstünde duruyordu. Park Street'e varmadan önce bu gölgeli bayırı inmesi, asma köprüyü aşması gerekiyordu. Yolu bir tek fener aydınlatmaktaydı. 3 dakika sonra anahtarımla kapımı açacağım. 180 saniye sonra başıma hiçbir felaket gelmeyecek diye içini çekti çukurun karanlık ve sessiz gecesine doğru otlarla kaplı merdivenlerden inmeye başladı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz diye basamakları sayıyordu. Kendisini koşuyormuş gibi hissetmesine rağmen, koşmak istemesine rağmen bir türlü koşamıyordu. Adımları ağırlaşmıştı. Yüksek sesle, 15, 16, 17, 18, 19 diye saymaya devam etti. Yolun beşte dördünü kat ettim. Çukur derin, koyu karanlıktı ve dünya kaybolmuştu. Güvende uyuyanların dünyası. Kilitli kapılar, şehir, kabereler, sinema, ışıklar her şey kaybolmuştu. Mevcut olan sadece sel çukuruydu. Büyük, siyah ve onu boğan sel çukuru. Hiçbir şey olmadı mı? Hiç kimse yok mu burada? 24, 25. basamaktasın. Eski hayalet hikayesini hatırlamaya çalış. Sana çocukken anlatılan hayalet hikayesini. Basamaklar üzerinde hasıl olan kendi ayak sesini dinliyordu. Siyahlar giyen ve evlerin yatak odalarına giren adam. Şimdi yatak odasına giden merdivenin birinci basamağında. Şimdi ikinci, üçüncü, dört ve beşinci. Bu hikayeyi her anlatışlarında gülerdim. İşte odaya girdi. Yatağa yaklaştı. Tamam, avcundasın. Elinde olmayarak bağırdı. Bütün hayatı süresinde böyle bir çığlık işitmemişti. Böylesine ummamıştı hiç. Tahta trabzana tutunarak dehşetle, buz gibi, donmuş, durdu. Kalbi göğsünü çatlatacakmış gibi vuruyordu. Bu dehşete kapılmış kalbin çarpıntısı bütün dünyayı kaplıyordu. İçinden, aşağıda, aşağıda basamakların en altında, fenerin altında bir adam bekliyor, diyordu. Hayır, şimdi gitti. Biraz daha ötede bekliyor. Dinledi. Sessizlik. Köprü boştu. Kalbi sıkışarak, bir şey yok, diye mırıldandı. Kimse yok. Aptalca şeyler düşünüyorum hep. Kendi kendime anlattığım hikaye gibi. Gülünç oluyorum. Ama acaba ne yapmam gerekiyor? Yürek çarpıntısı biraz hafifledi müfettişi çağırsam mı? Çığlığımı işitmiş midir? Ama aslında bağırdım mı hakikaten? Yeniden etrafa kulak verdi. Hiç, hiçbir şey işitmiyordu. Helen'a döneyim. Gece onun evinde geçireyim. Bunları düşünmesine rağmen inmeye başladı. Hayır, kendi evime Helen'ın evinden daha çok yakınım şimdi. 38, 39. Kaç basamak kaldı ki? Dikkat, düşme. Fuh, deliyim ben. 40, 41, 42. Şimdi hemen hemen yolun tam ortasındayım. Yeniden dehşetten buz gibi olduğunu hissetti. Durdu. Bekle, dedi kendi kendine. Sonra bir adım attı. Bir akis işitti. Bir adım daha attı. Bir ikinci akis daha hasıl oldu. Bir dakika sonra kuru bir dal sesi işitti. Kara, Cırcır cır böceklerinin, koyu yeşil kurbağaların ve karanlık sislerin birikmiş olduğu sel çukuruna ürpererek baktı. Biri beni izliyor diye mırıldandı. Merdivenlerden arkamdan inen biri var. Geri dönmeye de artık cesaret edemem. Bir adım daha, bir akis daha. Benim her adımımla o da bir adım atıyor. Bir adım, bir adım, bir akis. Zayıf bir sesle sel çukuruna seslendi. Siz misiniz müfettiş Kennedy? Sert bir şekilde cırcır cır böcekleri susu verdi. Cırcır cır böcekleri de dinliyorlardı. Gece de dinliyordu. Bir an yaz gecesi kokularla dolu bütün kırlar, hafif bir meltemle sallanan ağaçlar sessizleşi verdiler. Yapraklar, çalılar, hatta gökyüzündeki yıldızlar bile kıpırdamayı keserek Lavinia'nın hepsin kalbinin atışlarını dinlediler. Belki de oradan binlerce kilometre uzakta, ıssız, terk edilmiş trenlerle dolu bir garda, yalnız kör bir ampulün ışığında gazetesini okumakta olan bir gece yolcusu da başını kaldırarak dinlemişti. Kendi kendine, bu nedir diye sormuştu. Bir dalı kemirmeye çalışan daha sıçanıdır herhalde. Ama aslında işittiği gürültü, Lavinya nefsin kalp çarpıntılarıydı. Daha çabuk daha hızlı. Daha hızlı merdivenlerden inmeye başladı. Koşuyordu. Bir müzik sesi işitti. Her yeri ve onu kaplayan çılgınca bir müzikti bu. Birdenbire koşarken bu müziğin kendi kafasında çalındığını hissetti. Müzik beyninde çalmıyordu. Bir kasırga halinde beyni içinde dönüyor dönüyor ve onu sel çukuruna doğru çekiyordu. Birkaç adım daha atacak kuvveti bana ver Tanrım diye yalvarmaya başladı. 110, 111, 112, 113. Tamam son basamağa indim. Şimdi sel çukurundayım. En dipteyim. Hadi koş artık. Koş ve köprüyü geç. Kollarına, bacaklarına, korkuyla kaplanan bütün vücuduna ayrı ayrı ricalar ederek koşuyordu. Tahtaları korkuyla dolu adımları altında sallanan köprünün gıcırdısı uğul diyerek akan sular sesine karışmaktaydı. Arkasında onu izleyen ayak sesleri ve müzik uğultusu vardı. ''Beni takip ediyor. Başımı geri çevirmemem lazım. Bakma. Onu görecek olursan artık ilerlemenin imkanı kalmaz. Çok korkarsın. Dehşetten buz kesilirsin. Koş, koş, koş.'' Köprünün ortasına kadar koştu. ''O oh, tanrım, o oh, tanrım köprü bitmek üzere.'' Ama daha önümde tırmanılacak tepe ve patika var. Ne kadar da karanlık ve uzak. Şimdi bağıracak bile olsam hiçbir işe yaramaz. Ama bağıramam ki. Buna gücüm yetmez ki. Oo köprüyü geçtim. Patikayı tırmanayım. İlerliyorum. İlerliyorum. İşte patikada bitti. Caddeye çıktım. Şükürler olsun sana tanrım. Koşabilirim. Koşabilirim. Ölmek istemiyorum tanrım. Kaçmama yardım et. Evime sağ salim bir girebilsem... Bir daha geceleri yalnız başıma sokağa çıkmayacağıma yemin ediyorum. Deliydim. Evet deli bir kızdım ben zaten. Korkunun ne olduğunu şimdiye kadar bilmiyordum. Onu düşünmek bile istemiyordum. Evime bir girebilsem... Helen siz ya da prensessiniz. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Caddeyi geçti. Kaldırıma çıktı. Şükürler sana tanrım. İşte peron. işte evim. Birkaç saat evvel veranda parmaklığına bırakmış olduğu boş limonata bardağını gördü. O zaman her şey sakin, huzur dolu ve harikuladeydi. Yine aynı zamana dönmek, uzun sandalyesine uzanmak, eline limonata dolu bardağını almak ve yeni başlayan yaz gecesini içine sindirmek arzusuyla kabardı. Ama geçen zamana dönmenin imkanı var mıydı hiç? Aradan geçen dört beş saat içinde yıllarca yaşamış gibi çöküvermişti. Oh, kapıyı açacak, eve girecek, sürgüyü sürecek kuvveti bana ver Tanrım.'' Sarsak adımlarla sokak kapısına vardı. Kapıyı elini süre süre kilidi buldu. Kalp çarpıntıları hala dışarıdan işitilecek bir hızla göğsünü acıtmaktaydı. İçinden hala korkuyla bağırmaktaydı. Anahtarı kilide soktu. ''Çabuk açıl kapın, çabuk, çabuk açıl.'' Kapı açıldı. ''Şimdi içeri gir, kapıyı kapat.'' İçeri girdi. Kapıyı kapattı. Acınacak bir sesle ''İki kere kilitle kapıyı.'' diye kendi kendine söylendi hatta üç kere. Kapıyı üst üste üç kere kilitledi. Müzik durdu. Kalbini dinledi. Onun çarpıntıları da artık işitilmiyordu. Nihayet evine gelmişti. Sağ ve salim evine girmişti. Güvendeydi. Kurtulmuştu. Dinle. En küçük bir gürültü bile yok. Kurtuldun. Kurtuldun. Tanrım kurtuldun. Oh, evinde olmak ne güzel şey.'' Sevinçle karanlık odanın ortasında ışığı yakmadan döndü. ''Bir dakika'' dedi. ''Pencereden bakmalı. Kimse beni takip etmemiş. Arkamdan kimse koşmamış.'' Kahkahalarla gülerek kendisiyle alay yetmeye başladı. Korkudan neler geçti aklımdan. Eğer bir beni takip etseydi yakalardı. Çünkü hiç de iyi bir koşucu değilimdir. Ne peronda ne avluda kimse yok. Ne kadar aptalmışım meğer. Kendi kendimden korkup kaçmışım meğer. Selçukur'u güven dolu tehlikesiz bir yermiş.'' Ama ne olursa olsun insanın kendini en mutlu hissettiği yer evidir. Çünkü güvenin en büyüğü oradadır. Evinde insana kimse dokunamaz. Elektriği yakmak için düğmeye elini uzattı. Birden durdu. Boğazına ılık parmaklar dolanmıştı. Ne oluyor? Kim? Kim? Daha fazla konuşamadı. Karanlıkta oturma odasından çıkan koyu renk elbiseler giyen bir adam... Boğazını gittikçe artan bir kuvvetle sıkıyordu.